Tribüne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Balıkesir Spor 2014-2015 futbol sezonu için çalışmalarına başladı. Kendi tesislerimizde sürdürdüğümüz çalışmaları yarın Bolu ile sürdüreceğiz. Balıkesir Spor ikinci etap çalışmaları için Bolu diyor. Ve bu çalışmalar için takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah hiçbir sorunun yaşanmadığı bir kamp süreci geçer. Daha sonra bildiğiniz gibi bayramı hep beraber kutlayacağız ve bayramdan sonra da 3. etap kamp çalışmalarında Balıkesirspor lige hazır bir şekilde inşallah dönmüş olacak. Bu arada önemli bir konu Balıkesirspor'un gelir elde etmesi açısından bugün bir ihale gerçekleşti. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü Atatürk Stadı içindeki reklam panolarının bir yıllık kullanım ihalesini açtı. Ve bu ihaleye katılan Balıkesirspor İktisadi İşletmesi 750 bin TL bir bedelle bu reklam panolarını kiraladı bir yıl boyunca. Bu Balıkesirspor için önemli bir gelir olacak. Ve inşallah da bu reklam panoları boş kalmayacak önümüzdeki sene. Bir diğer önemli konu da Balıkesirspor'un yeni transferleri Hasagić ve Kulusic bildiğiniz gibi idmana katılmıştı. Bunların arasında Nuno Andre Coelho da katıldı ve Balıkesirspor şu anda 3 tane yabancı oyuncusuna kavuşmuş oldu. Kari ve Lalevele konusu hala soru işareti. Bunu da programımızın ilerleyen dakikalarında tartışmaya çalışacağız. Bugünkü konuğum Balıkesirspor'un ilk gol kralı Sayın Nevzat Kırceylan. Hoş geldiniz Hoş Nevzat bulduk Sayın abi. Doğan. Şu sıcak sıcak günlerinde gerçekten bu sıcak altında güzel haberler sunmak oldukça zor oluyor. Niçin zor oluyor? Sıcak bir taraftan Hem sahada başlıyor. terliyorsun, hem Hem burada transfer masasında masasında terliyorsun. Hem de gezerken bakıyoruz. terliyorsun. Abi ne oldu? Oyuncular alınmadı mı? Kimler alındı? Kimler alınmadı? Halbuki transfer sezonu Türkiye'de oldukça uzun. Kamp dönemleri var. Elden çıkarılacak futbolcular var. Kadroların daralacaklar. UEFA'nın kriterleri var. Futbol Federasyonu'nun bütçenin dışına çıkamıyorsunuz. Onun için birçok değer bazı kulüplerde yerini bulamayacak, açıkta kalacak. Salmasa mali imkanları onlara sunması lazım kulüpler. Onun için de Balıkesirspor'umuz bunlardan da istifade etme şansını her an elinde bulunduruyor. Onun için çok hızlı transfer yapmadığı görünüyor Balıkesirspor'u ama bence son derece sakin, tutarlı bir çalışma içerisinde gidiyorlar. Ve herkesin beklediği bir Balıkesir sporu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ben yapılan transfer çalışmalarını çok yerinde görüyorum. Çünkü acele hareket eden, ne demişler, acele giden ecele gider derler. Hızlı giden falan filan. Biz de burada çok acele gidersek hata yapma oranımız da çok fazla olacaktır. Ben yoğurdu üfleyerek yiyenlerden olmak istiyorum şu anda. Çünkü çok büyük paralar veriliyor. Ekonomik bir sıkışıklığa giren Balıkesirspor'un da çarçur edecek parası olmadığından seyircilerimiz müşteri olsunlar. Gerekli paralarla Balıkesirspor'umuza yararlı futbolcuları alarak ikinci etapta bunu tam kadroyla Balıkesirspor'umuzu sahada görecekleri inancını taşıyorum. Yönetim boş durmuyor. Teknik heyette çalışmalarını sürdürürken bu eksik yerlere de birçok takımın elden çıkarmak zorunda olacağı futbolcuları kalitesiz değil, daha güçlü takımlarda oynayamayacak durumda olanları mecburen bırakmak zorunda kalacaklar. Balıkesirspor'umuz da böylesine oyunculardan istifade ederek Balıkesirspor'umuzu herkesin beklediği bir seviyeye getireceklerdir. Göreceğiz ki sizin de bahsettiğiniz gibi kampların sonunda hazırlık maçlarında Balıkesirspor olumlu sinyaller vermeye başlayacak. Çünkü transfer döneminde alınan futbolculara bakarak Balıkesirspor
iyi futbolcu almadı, kaliteli bir kadro kuramadı demek, ben bunlara katılmıyorum. Çünkü sahada icra edilen bir oyun ortaya sergilenmemişken, yani olmamış çocuğa evet, don biçer gibi. Biraz sabırlı olalım. Hazırlık maçlarından sonra bunları daha çok irdeleriz. Daha çok bilgi sahibi olduktan sonra da olumlu ve olumsuz yanlarını söyleme hakkını kendimizde buluruz Sayın Doğan. Evet, şimdi Balıkesir'in ben ağırdan hareket ettiğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü 10 tane transfer yaptık şu ana kadar. Daha Beşiktaş'ın bir tane transferi yok. 3 tane aldı onlar. Kim? 3 kişi aldılar. Bugün öyle mü? Açıkladılar, 3 kişi almışlar. Ha, bugün aldıysa bilmiyorum da. Şimdi evet. Eray, Murat, Bülent, Kulusiç, Coelho, Okan, Gökhan, Hasagic, Uğur ve Abdülhamit. 10 evet, tane oyuncu almış. Az mı yani? Yani şimdi bu çok bile. Ama şimdi biz PTT 1. Lig'den çıktığımız kadrodan 8 tane oyuncu gönderdik. Evet. 8 tane oyuncu gönderip elde kalanlarla bir iskelet yapmak. Evet. Ve dolayısıyla Süper Lig'de kalıcı bir ekip yapmak zorundayız. Mutlaka. Onun için bu transferler doğrudur veya yanlıştır. Ona zaman biz katılmıyoruz. Bunda, ona tamam. Zaman gösterir. Ama ağırdan hareket etmedi Balıkesir. Mesela şimdi bu alınanların içinde Eray ön libero. Murat sağ kenar, sol kenar. Evet. Forvet arkası oynama özelliği var. Bülent sol bek. Kulusiç ve Coelho stoper. Bana göre çok olumlu. Evet. İki tane yabancı stoperin olması. Tabii evet. Arada uyum da önemli de. Okan sağ bek. Gökhan santrafor, Hasagic kaleci, Uğur Akdemir sağ bek, Abdülhamit sağ bek, evet, stoper, ön libero. Oynayabiliyorlar. Üç pozisyonda oynayabiliyor. Yani kısacası Balıkesir transfer yaptı. Ama bunlar doğru mu, yanlış mı? Tutar mı, tutmaz mı? Çünkü sadece yabancı transfer değil, yani yabancı uyruklu transfer değil, Türk transferi de yaparsın. Evet. Ama bünyeye uyum sağlamaz, başarılı olamaz. Mesela Gökhan bunlar. Ünal. Gökhan Ünal. Karabük'e gitti, uyum sağlayamadı. İşte Ankara Spor'a gitti, doğru düzgün kadroya giremedi. Ha şimdi belki gelir Balıkesir'de. Evet, intibak edilir. Olağanüstü bir çizgi yakalar. Olabilir. Bir şey diyemezsin. Ha buna kalırsa Eray Manisa'dayken milli takımdaydı. Belki bize gelir. Belki aynı çizgiyi tutturamaz. Belki her onun şey daha olabilir. Üstüne koyar. Daha üst düzey bir evet, takıma gider. Yani kısacası şu anda konuşmak yersiz bir takım evet, şeyler için. Ama burada benim tek eleştiride bulunacağım konuşu olabilir. Mesela Balıkesir Spor'un geçtiğimiz sene sağ beki kimdi? Uğur. Evet. Kiralıkta bonservisiyle katıldı. Daha sonra Okan geldi Buca Spor'dan. Evet. Okan Alkan. O da sağ bek. Ve üstüne Abdülhamit alındı. 3 tane. Ya şimdi bence bu kadar gerek yoktu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu da tabii benim kendi düşüncem. Teknik eğitim vardır bir bildiği herhalde bu konularda. Şimdi bazı futbolcular 3 alanda birden oynama başarısını da gösterebiliyor. Yani vasat olabiliyor ama 3 mevkide de oynayabiliyor. Bazen yedek olarak da düşünmekte de fayda var yani. Evet. Peki Hasagic konusunda ne diyeceksin? Şimdi yani? O konuda benim düşüncem sağdan soldan edindiğimiz bilgi, diyorlar ki denemeye aldık, şu aldık. Balıkesir Spor bu lige çıkmış bir takım. 2 seneden beri hangi takımda oynadığını da pek bilmiyorum. Pek istikrarlı oynamadı da gibime geliyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynadı. Şimdi en son 2 yani sene önce. Balıkesirspor denemeyle futbolcu alacak zamanı yok. Kendisinde artık bunlar bilinen futbolcular olması lazım. Bu genç bir çocuk olur da kampa götürürsünüz, denersiniz, çalışmaları görürsünüz, aşamayı görürsünüz, bize bu ileride yarar dersiniz. Ama uzun yıllardan beri liglerde top koşturmuş, çeşitli kulüplerde top koşturmuş adamı da denemenin manası yok. Artık bu ispatladıysa, yararlı olacaksa bünyenize katacaksınız. Ben öyle görüyorum. Yani bu dönemini geçirmiş bu kaleci.
Yani burada şimdi meziyetlerini mi çıkaracak tekrar? Ya şimdi 34 yaşına gelmiş yani, ve birçok takımda futbol hayatını sürdürmüş. Bosna Hersek milli takımına tamam, yükselmiş. Olmuştur onlar zamanında, yapmış onları. Hayır, oynamış. Belli bir kariyeri var adamın. Şimdi bunu yani kalkıp da burada denemeye aldık demenin bir manası yok. Bak tabii yani, açık söyleyeyim, ben Hasagiç olsam valizimi toplar çeker giderim. Ben de katılıyorum, deneme olmaz. Ne yani denemesi ya? Benim alacaksan bastırsın imzayı, anlaşırsın yani, evet. Beni deneyen denemiş zaten. 34 yaşına gelmişim ben. Ben de katılıyorum size o konuda. Şimdi bunun denemesi mi var ya? Ne denemesi? İşte dediğimiz gibi genç birisi olur, tanımadığın biri olur da yani. Yurt dışından gelmiştir, birisi getirmiştir, deneyelim dersin, bakarsın. Ama vallahi oynamış. Ha sen deneyeceksen şeyi dene, Coelho'yu. Yani. Neden? Tanımıyorsun adamı. Kaç tane maçını izledin Coelho'nun? İşte onun için Hasagiç olayında ben... Yani Hasagiç'in ben en az 50 tane maçını izlemişimdir. Ben de aynı kanaatteyim. Siz Coelho'nun kaç tane maçını izlediniz? YouTube'dan mı izlediniz? Deneyecekseniz onu deneyin. Yani evet. Hasagiç denencik bir oyuncu değil. Onu söylüyorum. Evet. Alırsın ya da almazsın. Aslında. Bu kadar basit. Evet. Evet. Hasagiç o şekilde. Bir de Alanzinho ile ilgili bir açıklama geldi Balıkesir Kulübü'nden. Alanzinho ile ilgilenmiyoruz diye. Evet. Fakat benim bildiğim Alanzinho 2 gün önce Adana Demirspor'la anlaştı zaten, büyük bir ihtimal. Biliyorsun Adana Demirspor'a Ünal Karaman geldi. Evet. Samet Aybaba da sportif direktör oldu. Evet. Ünal Karaman onun Trabzon'da hocasıydı. Evet. Benim bildiğim, tabii bilmiyorum. Alanzinho'la Adana Demirspor anlaştı diye biliyorum ben. Ama bunun üzerine Balıkesirspor Kulübü Alanzinho'la ilgilenmiyoruz diye bir açıklama yaptı. Herhalde birileri sordu ki bu cevabı vermek, açıklamayı yapmak zorunda kalmış. Evet. Kim yaptıysa yönetici yani. Ama Gökhan Ünal konusunda da soruldu. İlgilenmiyoruz dendi. 2 saat sonra sözleşme imzalandı. İşte transfer döneminde bunlar oluyor. Hoş görelim azıcık onları da bu konularda. Evet. Tabii ki olabilir bu tür şeyler. Oluyor da zaten. Çok sık olmaya başladı. Bu arada Gökhan Ünal konusuna ne diyorsun? Çünkü Gökhan Ünal senin oynadığın mevkide oynuyor. Şimdi Sayın Doğan, tamam, yıllar içerisinde Gökhan Ünal kendinden bahsettirdi. Evet, iyi de bahsettirdi. Ama şimdi yaş kemali buldu. Bizde yararlı olur mu, olmaz mı bilemem. Ben uzun zamandan beri kendini izlemedim. Ankara Spor'da kaç maç oynadı onu da takip etmedim. Ama ismini bildiğim bir insan, yıllarca başarılı olmuş. Bu başarılı çalışmalarından dolayı ben bunun hakkında olumsuz konuşmam yersiz olur. Ama bize faydalı olur mu suali gelince, onu da zaman gösterecek. Yönetim kurulu böyle bir karar verdiyse, bildiği bir şey vardır, teknik heyetinde bir bildiği bir şey vardır. Neden almışlardır? Onu hazırlık maçlarında göreceğiz. Daha sağlıklı topluma bilgi verebilmemiz için, düşüncelerimizi arz etmemiz için biraz sabırlı beklemek zorundayız. Çünkü her futbolcu olumlu veya olumsuz aldığımız zaman tenkit etmeye kalkarsak adama sorarlar. Ya Balıkesirspor formasını adam hiçbir maç oynamadı, hemen tenkit ediyorsunuz derler. Onun için biraz futbol severler de sabırla biraz beklesinler. Hazırlık dönemlerinden sonra hazırlık maçlarında bunları göreceğiz. Onlar da görecekler. Faydalı olup olmadığı hakkında hep beraber ya aslında açıklık getiririz. Gökhan Ünal eğer sakat değilse Balıkesirspor'da faydalı olmayacağı konusunda ya bir şey diyemeyiz. Yani eğer sakat değilse, sağlamsa. Ama en son Kayserispor'da Süper Lig gol kralı olduktan sonra da sürekli performansında bir düşüş oldu. Sayın Doğan, şimdi öyle diyoruz ama geçen sene Bursa'dan Orhan diye bir santfor mu aldık? Okan diye. Okan. Okan diye. Hiç oynadı mı? Oynamadı. Ne yapma aldık? Yani sapasağlam. Hasta da mı aldık da oynamadı? Onun için bu gibi transferlerde hastalığını filan sağlık kontrolünden geçiriyorlar şimdi artık. Değişti bu işler. Mutlaka evet, sağlık kontrolünden geçiriyorlar ki sakatlığı yoktur. Ben öyle ümit ediyorum.
Onun için bu transferleri zamanla bırakalım. Adapte olup olmadığını zaman içerisinde göreceğiz. İnşallah Balıkesirspor'a yararlı olur. Evet, bu arada ulusal medyada düşen Karikari ve Lalavela haberleri var, biliyorsunuz. Evet. Karikari ve Lalavela'nın Balıkesirspor'la yolları büyük ölçüde ayrıldı diyebiliriz. Vallahi şimdi en son cumartesi gününe kadar bir süre verilmişti. Cumartesi günü bir gelişme oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama bugün ulusal medyaya düşen haberlere göre sözde Karikari'nin Balıkesirspor'la anlaşamama durumu ikinci Emenike vakası gibi olmuş sözde. Öyle yazmış. Ben pek böyle olayları uzun uzadıya irdelemeye yersiz buluyorum kendi payıma Sayın Doğan. Olacak mı, olmayacak mı, olmayacak dünyanın, mı? Yani şimdi... Dünyanın tamamı Karikari'nin peşine düşmüş yani. Bu çocuk bizde kiralık, bizde oynadılar. Kendi kulüplerine döndüler. Yasa gereği, yönetmelik gereği. Şimdi bizimkiler girişim yaptı. Olacaksa bekleyeceğiz. Olmayacaksa laf söyleyecek halimiz yok. Gelmiyorsa, başka yeri tercih ediyorsa birçok futbolcu gibi gidecekler. Bizden de gittiler birçok futbolcu. Onun için çok hayıflanacak bir konu değil. Alamıyorsak, adam da başka bir yere gitmeyi tercih etse yapacak bir şey yok. Onun için biz de hizmetlerini yaptılar. Bize teşekkür ederiz kendilerine. Kısmetse olur. Evet, yani Karikari ve Lalavela konusunda fazla olayı büyütmemek lazım. Sonuçta iki tane futbolcu. Balıkesirspor'a onun gibi 1000 tane futbolcu geldi gitti. Balıkesirspor bundan sonra da gelecek gidecek. Bundan sonra yani, da gelip gidecek. Balıkesirspor yani. İki tane oyuncunun tek elinde değil. Evet, onun aynen. Için, işte onu pazarlamaya çalışan bazı kişilerin de vermiş olduğu demeçlere evet. Taraftarlarımız fazla itibar etmesinler. Katılıyorum. Onların söylediğine göre neredeyse dünyanın yarısından çoğu Karikari'nin peşine düşmüş. Olabilir. Yani, şimdi buna bilmiyorum yani. Canım ne bir denir? Geline dayını 50 kişi ister. Onun gibi. Evet. Bir kişi alır sonuçta. Bu böyle yani. Transfer ayında bunlar olağan hadiseler yani. Ben şayet biraz öyle, daha hoşgörülü bakmam şayet lazım. Şayet öyle olsaydı şu ana kadar Karikari'nin tozunu bile bulamazdı. O kadar çok talibi var da neden mukavele imzalamıyor kimseyle? Alır götürürlerdi. Alır götürürlerdi. Yani. Onun için taraftarlarımız bunlara itibar etmez. Bizim taraftarlarımız futbolu iyi bilir. Ha, bu menajeri bu kadar çok istiyor diye tabii ki talibi oldu diyecek. Ama öbürkülerde kaçırmayalım elimizden diye tekrar kapıyı çalacaklar. Menajer akıllı bir taktik uyguluyor. Haber ajanslarına bunu böyle geçiyor. Taliplerimiz çoğalıyor. Onun için düşünüyoruz, mail istedik diyorlar. Onu zaman gösterecek. Evet. Peki Kulusiç ve Coelho'nun iki yabancı tercih olarak stoperde yer alması sence ne diyorsun? Valla şimdi Balıkesirspor'un eksik yerlerine lüzumlu oyuncular olsa ben onları takdir ederim. İyi yapmışlar derim. Şimdi geçen senenin jokerimiz demeyeyim de yani banko oynayan Hasan gibi cengaverimiz var. Bir takımda genel olarak yani bütün takımlar için genel olarak herkes evvela defansı emniyete alıyor. Niçin? Çünkü gol bir tane yersen iki tane atmak zorunda kalıyorsun öne geçmek için. Yani gol yememeyi prensip olarak herkes tedbir olarak alıyor. Bence Rıza'nın da gitmiş olmasından sonra. Rıza gitmedi daha. Gitmedi mi? Murat gitti. Yani Rıza gitmedi de Rıza'nın ne olduğu belli değil. Gitmana da çıkmıyor. Belirsiz olarak baktığımız evet. için diyorum. Mutlaka alınması gereken bir mevki, kadro olarak doldurulması gereken mevki. İyi yapmışlar diyorum ben. İyi yapmışlar. Yani bundan önceki sezonlarda biliyorsun Süper Lig'de Uşehök. Şöyle izah edeyim örnekler Sayın var. Mesela Galatasaray'da var, Beşiktaş'ta evet. var buna benzer örnekler. Şöyle izah edeceğim ben. Şimdi bu takım kaptanı Gençler Birliği'nin bütün maçları oynamış. Şimdi bilmiyoruz diye tenkit ediyoruz. Al sana bilinmiş takım kaptanı. Evet. Banko o ligde bir sene evvel bizden oynamış. Evet. Daha ne isteyeceğiz? Hayır ben zaten
Kulusiçi 10 numara transfer olarak ilan ediyor. Aynen öyle yani. Gerçekten. Şu an için öyle yani. Oradaki oynayan başarılarına bakıyoruz. Takım kaptanlığı kadar da yükselmiş bir kişiyi 10 numara transfer. Eleştirirsek abesle iştigal ederiz yani. Güzel bir transfer yapmışlar. Gerçekten öyle. Sadece transfer olarak değil, lider bir oyuncu olarak da Balıkesir'e çok katkı yapıyor. Takım kaptanı yapmazlardı artık lider olmasaydı. O star olmasaydı onu da lider yapmazlardı. Ama tabii diğer oyuncular, mesela aşama yapması beklenen oyuncular var. Eray, Murat, Bülent gibi, Okan gibi. Okan gerçi Fenerbahçe'de bir aşama yaptı, sonra Salih Uçan'ın bonservisi karşılığı Buca'ya verilmişti. Evet. İnşallah o ivmeyi tekrar yakalar. Yakalama şansı çok yüksek. Neden? Şimdi Salih'le takasından doğan bir psikolojik sıkışık var o çocukta. Oradan oraya gidiyor. Orada oynama modu varken Fenerbahçe'de onun şeyi olarak oraya veriliyor. Bonusu olarak. Bonusu olarak veriliyor. Tabii bu çocuk psikolojik olarak yıkıldı. Ağırına gitmiş olabilir. Orada randımanla oynamamış olabilir. Bu genç çocuk çıkış yapması gerekiyor. Niçin olmasın bizde? Bu çıkışı neden yakalamasın? Evet. Orada Uğur var. Abdülhamit var. Olsun yarışta. Bu yarışta en iyi olan oynayacaktır. Balıkesir'de istifade edecektir bu çıkışta. Evet. Özellikle genç oyuncuların yalnız bu kadar fazla olması bir dezavantaj olabilir. Yani Balıkesir Spor'un bundan sonra yapacağı transferlerin biraz daha o ligin ağırlığını taşıyacak oyuncular olması gerekmiyor mu sence? Vallahi şimdi çok da doğru söylüyorsunuz. Bütün hepsini genç olsun. Biz atletizm takımı yapmıyoruz yani. Biraz da yönlendirecek, ekip oyunu ortaya çıkaracak, takım oyununa yatkın bir ağabeylik yapabilecek. Çok fazla da ağabey olmayacak takımda. Çünkü bu ligde çok daha fazla koşmamız gereken kaliteli oyuncuların olduğu yer onlarla başa çıkacak. Ama genç çocukları da koşturarak onlar da oyunu yönlendirecekler. Bu genç ve tecrübeliyi sanıyorum bu kamplarda iyi değerlendireceğiz. İyi bir sentezden sahaya iyi bir takım mutlaka çıkaracağız. Evet, Balıkesir'in giden oyuncular hakkında birçok kişi birçok şeyi söyledi. Kimisine gitmemesi lazımdı, kimisine gitmesi lazımdı şeklinde bir takım şeyler söyleniyor. Bakıldığında her ligin oyuncusu farklı. Mutlaka tabii. PTT 1. Lig'in oyuncusu da farklı. Süper Lig'in oyuncusu da farklı. Zaten giden oyuncular üst liglere gitmediler bildiğiniz gibi. Şimdi ben şöyle bakacağım. Siz çok doğru söylediniz. Bir de hayat devam ediyor. Yani. Elden gidenlere takılıp kalıp da günümüzü zehir etmenin manası yok. Çünkü bize artık bu konuları konuşmak fayda getirmeyecektir. Onlar da yerini bulmuşlardır. Onlara başarılar dilemek gerekir. Ama millet merak ediyor tabii. Ya şu salınmasaydı sizin bahsettiğiniz gibi, şu gitmeseydi, bu gitmeseydi. Şimdi ben de size şöyle yaklaşayım o sevgili seyirci kardeşlerimize de. Peki gitmesin dediğiniz insanlar, 17 tane daha Süper Lig takımı var. Niçin onlara gitmediler de alt liglere gittiler? Evet. Neden gittiler? Demek ki onlar da kendileri de Balıkesir Spor'da yer bulamayacağı düşüncesiyle bu ligleri tercih ettiler. Biraz olaya onlar biraz da böyle baksınlar yani. Evet. Zorla Balıkesir Spor bunlara gidin demedi. Onlar kendileri kurup aradılar. Evet. Sevgili seyirciler, bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Evet. Senin isminin altında hep ne yazıyor? Balıkesir Spor'un ilk gol kralı. Neden? Çünkü 1967-68 sezonunda 17 gol atarak siz gol kralı oldunuz. Kimse değiştiremez bunu. Bu değişebilir mi? Tarih bugüne kadar hiç değişmiş mi? Değişmemiş. İlk gol kralı Nevzat Kırceylan. Koca pabuç Nevzat. Evet. Bugün biz bunu unutmayız. Evet. Kimseye de unutturmayız ve sürekli söyleyerek canlı tutarız. Neden? Çünkü Balıkesir'in tarihinde gol kralı olmuş bir siz varsınız. Benim hatırlayabildiğim. Evet. Bir de Özer var. Evet. Başka var mı bilmiyorum.
Evet. Ha, bir de Ali Öztürk var. Ali Özür diliyorum. Ali Öztürk de var. Üçüncü ligde gol kralı oldu. Ali'mi çok severim. Evet. Onun da adını yad etmiş olduk manaca. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet Sayın Doğan. Muhammed Reis'i unutmayalım. O da var tabii. O da var. Muhammed Reis de oldu. Onun da hakkı yenmez tabii. Takım kaptanımızdı. Bu çıkışta onun da payı oldu. Tabii ki biz de ne dedik? Daha belki eleştiri yapıyorduk. Hatırlamazsanız sizi de hatırlamazlar diyorlar. Muhammed'i de saymadan geçmemiz düşünülemez. Bir takım kaptanı olarak, şampiyon takımın kaptanı olarak yeni takımında da ona da başarılar dileriz. Evet, şimdi akşam Almanya-Arjantin maçını izledik. Almanya-Arjantin maçında Klose'nin attığı goller konuşuldu. Ve Klose'nin şu ana kadar Dünya Kupası'nda atılan gol olarak en çok gol atan futbolcusu olduğu konuşuldu. Hiç kimse Almanya'nın teknik direktörünü konuşmadı. Hiç kimse Almanya'nın o kadrolarını da konuşmadı. Federasyon başkanını da konuşmadı. Evet. Cumhurbaşkanını da söylemedi. Kim söyledi? Klose'yi söyledi. Evet. Neden? Gol attı. Çünkü gol attı. Evet. Gol atmak öyle kolay bir şey değil. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ve akşamki gol için de bir yorum yapmak istiyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın? Daha doğrusu maçla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi maçın genelinde göze daha çok hoş gelen bir Arjantin futbolu vardı. Evet. Göze daha çok hoş geldi. Fakat iki tane futbolcu benim çok dikkatimi çekti. Birisi Mascherano, Arjantin'de. Bana göre olağanüstü oynadı. Evet, hep iyi oynadı zaten. Muhteşem oynadı. Ve tıpkı bir Alman gibi oynadı. Evet. Şimdi Alman gibi oynadı ne demek? Disiplinli oynadı, evet. Ve sahada her ayakları vardı, üzerinde evet. Kaldı. Bütün ikili mücadeleleri neredeyse kazandı. Evet. Bir Alman gibi oynadı. Tıpkı. Arjantinli, evet, olmasına rağmen. Karşı tarafta da oyuna girinceye kadar Almanya'da yaratıcı bir oyuncu yoktu. Yoktu yani. Evet. Ama oyuna bir girdi, pir girdi. Götze. Evet. Ve muhteşem bir gol attı. Götze'nin attığı o muhteşem gol de bir Arjantinli golüydü aslında. Yani Arjantin'de çok sık rastlanan bir gol attı. Yani işin özeti şu. Bir Alman gibi oynayan Mascherano kaybetti. Bir Arjantinli gibi harika bir gol atan Götze kazandı. Evet. Olayın benim açımdan yorum bu. Bizim milli takım için inşallah o günleri de görme umuduyla milli takımımızı da o heyecanı ben de izledim, yaşadık tabii ki. Orada biz de olmalıydık. İnşallah bu müsabakalar bizim kulüplerimize, milli futbolcularımıza, milli takımı yönetenlere, teknik adamlarımıza dersler çıkarmışlardır. Takımların, futbolcuların turnuvalara nasıl hazırlanacağını, yukarıya doğru tırmanmak için neler yapmaları gerektiği hakkında izlenimleri edinmişlerdir. Hocalara bakış açılarını görmüşlerdir. Ne diyor Scolari? Ben takımın görevimin başındayım diyor. Kaybettik ama diyor görevimin başındayım diyor. Çekip gitme yok. Biz de daha bu sene daha hemen daha yeni alınan hocaların değiştiğini görüyoruz. Artık bu çılgınlıktan vazgeçmeliyiz. Tutarlı, istikrarlı çalışmalarla inşallah Balıkesirspor'umuz da böyle. Peki şuna ne diyeceksin Nevzat abi? Ben onu bir türlü anlayamıyorum. İspanya bundan önceki Dünya Kupası şampiyonu oldu. Evet. Başında kim vardı? Bilemiyorum ki, şimdi hatırlayamayacağım. Bir hatırla bakalım. Vallahi hatırlıyorum. Del Bosque vardı. Evet. Şimdi de Almanya oldu. Almanya'nın başında kim var? Löw var. Löw var. Bunların ikisi de Türkiye'de görev yaptı. Del Bosque Beşiktaş'ın başına geldi. Yeniköy kasabı diye adamı gönderdiler.
Parasını vermedik. Hakaret parasını ederek. vermedik. Ceza olarak parasını gönderdik. Lö Fenerbahçe'ye geldi. Futbolu bilmediği konuşuldu. Nasıl oluyor bu işte? Del Bosque, Türkiye'de Yeniköy kasabı olarak lanse edilen Del Bosque, İspanya'ya Dünya Kupası'nı kaldırdı. Kaldırttı. Evet. Fenerbahçe'de futbolu bilmiyor diye eleştirilen Löw de Almanya'yı dünya şampiyonu yaptı. Şimdi bu çelişkiler içinde sen şu 20 yıllık süreç içerisinde Türk futbolunun bir dünya kupasına gidebileceğini düşünüyor musun? Allah için bunu yani objektif olarak soruyorum sana. Şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Benim de üzüntülerimden bir tanesi bu. Bu kadar çok ben istikrardan yanayım. Bu kadar çok hocaların değişti. Bu kadar çok kalitesiz şeyleri katmıyorum. Galatasaray'daki Schneider ve Fener'deki kayıtı söylemiyorum. O kadar çok vasıfsız adamların Türkiye'ye geldiği ve bu kadroların çok şişkin olduğu bir ortamda aşağıdan yetişen futbolcuların kadroda yer bulamadı. Türk futbolcuların büyük takımlarda bilhassa olmadığı ortamda milli takıma oyuncu vermemiz çok zor. Evet. Şimdi bir de daha basite indirgeyecek olursak altyapılardan bakınız kulüplerimize. Şimdi siz daha iyi biliyorsunuz. Kaç tane takım var şimdi Balıkesirspor'un kaç takım olacak altında? Hemen hemen bütün kategorilerde var. Yani 5 tane 6 tane takımımız olacak değil mi? Şimdi burada hocalar var. Bunlar bir açıklama yapsınlar bize. Senin cevabını buradan çıkaracağım. Biz şu kadar zamanda şu kadar futbolcu Balıkesirspor'a vereceğiz desinler. Diyemiyorlar. Diğer takımlar da aynı. Hiçbiri diyemiyor. Yok, geçen o konuda bir açıklama yapıldı. En kısa zamanda Balıkesirspor'a oyuncu vereceğiz diye. Daha doğru 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene falan en kısa zaman kaç sene oluyor bilmiyorum ki. En kısa zaman. An mı? Onun için ben tabii esprisi o. Diyemiyorlar. Altyapıdan yöneticiler de alacağız demiyor. Teknik adamlar da altyapımızda şunlar var, izledik bunlar var ama biraz daha pişmesi lazım diyemiyorlar. E bu şartlarda hep hazıra konursak ne tartıştık demin? Bu adam bize yarayacak mı, yaramayacak mı, yarayacak mı, yaramayacak mı? Hala bunları tartışıyoruz. Biz artık aşağıdan gelenleri tartışmalıyız. Ya 3 tane, 5 tane oldu. Helal olsun be. Bunları konuşmalıyız. Daha konuşamıyoruz bunları. Ne zaman konuşacağız? Biz bunları ne zaman konuşursak Sayın Doğan, o zaman milli takımı yukarılarda görürüz. Şimdi bak neden konuşamıyoruz? Rıza, akşam programı vardı Rıza'nın. Beşiktaş'ta oynadığı zamanı anlatıyor. İlk defa anlatmış. Ne kadar güzel gencecik diyor, çıktım sahaya diyor. 20 sene kaldım ben Beşiktaş'ta diyor. Biz de saysak ya senede 25 tane oyuncu transfer edersek 20 tane o takımdan başarı gelir mi? Mümkün değil. Şimdi Rıza buraya geldiği Metin, zaman Ali, efendim Samet, say Allah aşkına ya. Şimdi bir bak, sürü Rıza diğerlerinde de var ya. Rıza buraya geldiği zaman ben aynısını Sergen. Aynısını sordum. Dedim ki ya Rıza dedim. Şimdi bak sizin jenerasyonda o kadar çok antrenör çıktı ki ve bunların hepsi belli bir noktaya geldi. İyi evet. Takımlar çalıştırdı. Mesela Ertuğrul tarihinde ilk kez Bursaspor'a şampiyonluk kazandırdı. Mehmet Özdirek zirveye çıkarttı. Hepsi. Gittiğiniz bütün takımlarda başarılı oldunuz. Ve Beşiktaş orijinli hepsi. Nasıl oldu bu dedim. Dedi ki biz çok iyi bir takımdık. Birbirimizin açıklarını kapatıyorduk. Disiplinli oynuyorduk. Yani evet. Futbol oynadığımız dönemde. Daha sonra antrenörlük hayatına atıldığımızda da kendimizi geliştirdik dedi. Boş oturmadık dedi. Evet. Sürekli kendimizi geliştirdik. Sürekli kitap okuduk. Ve yurt dışına gittik dedi. Mesela Rıza şu anda hatırlamıyorum ama İngiltere'de bir kulüpte staj yapmış evet. Belli bir süre. Çok şeyler öğrendik ve öğrendiklerimizin üzerine koyduk dedi. Yatmadık evet. dedi yani. Çalıştık dedi.
Yani bu başarı oradan geldi dedi. Tabii çalışmak lazım. Şimdi, çalışmadan da olmuyor. Şimdi bu grubun içerisinde bir tek Nevzat Kırceylan, bir tek Zeki Doğan olsaydı başarılı olan antrenör evet. olarak, o zaman şöyle denilebilirdi. Ya işte tesadüfen Şansına, denk geldi, evet. şansını yani. Tutturdu. İşte kadrosu iyiydi. Şöyle oldu, böyle oldu, aldı götürdü denilebilir. İşte şey Ama öyle söylemiyor mu? Yılmaz Vural öyle demiyor mu? Bana şu takımı verin ben şampiyon yapayım diyor. Evet. Bana şu takımı verin ben şampiyon yapayım diyor. O takımı kim alsa Allah şampiyon yapar zaten. Allah. İşte buyurun hoca zihniyetine bakın. Hocanın Evet. zihniyetine. Şunu bana. Ama Yılmaz Vural'ın söylediği bir laf daha Nerede var. iş yapıyor? Hiçbir yerde iş yapamıyor. Bak Yılmaz Vural'ın söylediği bir laf daha var. O anlı şanlı antrenörler Yasin dedi Elazığ'da çalışsın da Elazığ kümede bıraksın ben onların alnını karıştırayım dedi. Ne demagoji şeyler, boş ver. Evet. Şimdi demek ki işin başı çalışmakmış. Ama ben bu mantalitedeki bir Türk futbolunun daha uzun yıllar Dünya Kupası'na gideceğine inanmıyorum. Evet. İnanmıyorum ya. Neden inanmıyorum? Çünkü kavram kargaşası çok. Mancini gibi bir adam Türkiye'de duramadı ya. Evet. Duramadı ya. Şimdi ben bir de şu şeye güzel yere temas ettiniz. Yükselmesi için, milli takım seviyesinin de yükselmesi için Balıkesirspor burada uzun süreler kalmak zorunda. Uzun süre kaldığı zaman diğer takımlar da kalıyorlar ya. Yani takımlar asansör takımı olmamalı. Çok değişken takımlar olduğu zaman milli takımın kalitesi de yükselmiyor. Onun için liglerin çok güçlü olması lazım ki takımların çok güçlü olması lazım ki Balıkesirspor da yükselecek. İçinden milli futbolcular çıkacak. O zaman Balıkesirspor yararlı olduğu zaman, diğer takımlar da güçlü olduğu zaman milli takım yükselecek. Yoksa takımlarımız güçlü olmadığı sürece seviyesiz ucuz parayla, hani ne demişler? Ucuz etin yanisi yavan olur diye. Ucuz oyunculardan ligde kalalım. Aman bu sene böyle idare edelim. Dediğimiz sürece biz milli takım oyuncu veremeyiz. Onun için Zaten milli takım oyuncu iddialı verdiği kişi. takımlarla, bakın ligde ne kadar çok iddialı takım varsa ancak o zaman milli takımlar güçlü olur. İddialı değilse takımlar, milli takımın güçlü olması düşünülemez. Evet, bu ülkede oynanan futbolun kalitesiyle de alakalı mutlaka ama biraz Tabii. önce sen bir şey dedin yani ya işte mesela Nuno acaba başarılı olur mu olmaz mı diye onu konuşuyoruz dedim mesela. Bunu sistem bize konuşturtuyor. Evet. Neden sistem bize konuşturtuyor? Şimdi bunu ben daha önce bir örnek vermiştim. Bir antrenör gidiyor bir kulüple, Avrupa kulübüyle transfer görüşmesine. Diyorlar ki hocam senin oyun felsefen nedir? Şuraya yazar mısın? Yazıyorlar. Yazıyor antrenör. Diyorlar ki teşekkür ederiz. Daha hiç para mara hiçbir şey konuşmadan bak. Evet. Neden diyor? Biz o sistemle oynamıyoruz. Bizim o sistem bize ters diyor. Yani kısacası adamlarda bir sistem var. Evet. En alt seviyedeki takımdan en üst seviyedeki takım aynı sistemde oynuyor. Evet. Ama bizim ülke futbolunda belli bir sistem, belli bir programlama olmadığı için Evet. işte acaba bu sisteme uyar mı? Ya da bu gelirse olur mu? Şu giderse olur mu? Şeklinde bir takım gereksiz şeyler konuşuyoruz doğal olarak. Bunun da olması için Ama şimdi bak o parça belli olsa ve o parçanın oraya monte edilecek dişlisi de karşıda hazır olsa onu alıp oraya takarsın sistemi tekrar çalıştırırız. evet. Ama bizde ne parça var, ne sistem var, ne motor var, hiçbir şey yok. Sistem Var mı? Almanya'da var. Var mı? Sistem Almanya'da var. Bak Evet. programdan önce Mustafa Tutalar ne dedi? Ne dedi? Almanya bu takımın sistemini 17-18 yıl önce Önce kurmuş kurmuştu. dedi. Değil mi? Evet. Demedim.
Ha, sistem bu işte. Bu sistemi kurabiliyor musun? Evet. Senin alnından öperim. Öyle futbol direktörü, bilmem ne direktörü olmakla olmuyor bu Olmuyor. iş. Şimdi Sistemi bir kuracaksın, sistemi. bunun bariz örneğini Gidip bakın. ikinci, üçüncü ligleri izleyip oradan oyuncu aramakla da olmuyor. Olmuyor. Bunun bariz örneği şöyle Sayın Doğan, sorduğunu söylüyorum. Şimdi Almanya bu sistemi kurmuş. İspanya takım bazında baktığınız zaman takım bazında Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona bunlar almış başını gidiyor. Değil mi? Ama milli maça gelince Evet. dökülüyorlar. Evet. Ama Bayern Münih'e bakıyorsun, Schalke'ye bakıyorsun, şuna bakıyorsun, buna bakıyorsun. Almanya takım bazında fırtına gibi. Milli takıma da yansıyor. Ama sistem var orada. Şimdi ülkede ne kadar çok değişken antrenör varsa, çok fazla değişken, oyun sistemleri de değişikse, şimdi ne olacak o zaman? Futbolcuların adaptasyon durumu çarpık oluyor. Evet. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yani nasıl milli eğitim diyorsak, futbolumuz da artık istikrarlı şekilde çalışan hocalarla, kulüplerimiz sahip çıkacak hocalarına, istikrarlı hocalarla başarının gelmesi daha kolay. Biz Balıkesirspor olarak buraya getireceğim. Çok şanslıyız bu transfer ayında, bu lige çıktığımızda. Niçin? Biz İsmail Ertekin'le anlaşmasaydık, başka bir hoca getirseydik, çok farklı transferlerle karşılaşırdık Sayın Doğan. Evet. O şunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Beş tane oradan, üç tane adam getirecekti bize. Her takım bunları yapıyor. Bakın Fenerbahçe yaptı mı? Beşiktaş yapmadı. Neden? İstikrarı yakaladılar. Ama onların Hocalarından oturmuş devam. bir kadrosu var. Hocalarından devam Şimdi ediyorlar bak artı hep bir de. sistem diyoruz ya Nevzat abi. Sistemin yoksa ne söylersen Aslında söyle. Galatasaray hoca değişti. Ne oldu? 10 kişi bundan gitsin Ne diye. söylersen söyle boş. Evet. Sistem olmayan hiçbir yerde başarı Yok. olmaz. Bunu Gary Lineker yıllar önce söylemedi mi? Evet. İngiliz forvet Lineker. Ne dedi? Futbol 90 dakika oynanır. Sonuçta Almanlar kazanır demedi mi? Evet. Ne demek bu? Bu ne demek? Yani Almanların bu sistemine kimse karşı Kim koyamaz demek. koyamaz? İstisna haller Koyamıyor da var. işte Evet. nitekim. Evet. Er geç başarıyı yakalıyor yani. Yani tıkır tıkır çalışan bir sistemin varsa Evet. başarı istemesen de gelir zaten. Geliyor. Evet. Ama sistemin yok, altyapın yok, temelin yok, hiçbir şeyin yok. Elde etmiş olduğun bütün başarılar, tesadüfi başarılar Evet. belli bir süre sonra İflas ediyor. iflas eder. Çok doğru. Tekrar başladığın yere dönersin. Dönersin. Evet. Ve tekrar onun hayalini kurarsın. Ama o hayal senden çok uzaklaşmıştır. Mendili sallamıştır, gitmiştir. Evet. Öyle kolay değil bu iş. Şimdi buraya dönüyoruz, geliyoruz. Şu kritik anlarımızda Balıkesirspor'un sıkıntılarını daha evvel de Onu konuştuk. son bölümde konuşalım. Tamamdır. Sevgili seyirciler, bir reklamlara daha gidiyoruz.